Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Yeni bir haftanın hayır huyu programıyla tekrar birlikteyiz. Bu yeni programımızın tabii geçmiş haftasında bir hayli yoğunluk vardı. Çok gündemimiz vardı. Çünkü bir yandan bayram günleri, bir yandan 1 Mayıs, bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz illerine yaptığı bayram ziyareti, bayramlaşma ziyareti. Bu bayramlaşma ziyareti gerçekten de çok yankı buldu. Çünkü büyük kalabalıklar tarafından karşılandı İmamoğlu. Büyük bir ilgi gördü. Bu ilgi de kendiliğinden bazı tartışmaları beraberinde getirdi. İstanbul Belediye Başkanı'nın Trabzon'da ne işi var gibi abuk değerlendirmelere de tanık olduk. Evet, Trabzonluydu Ekrem İmamoğlu ve bayramlaşmada Trabzon'a gitmesinin tabii ki çok anlamı vardı. Ama daha önemli anlamı, şu anda Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitrinindeki en önemli figürlerden biri. Bu figürün böyle şekillenmesindeki önemli etken de onun İstanbul'da iki kez seçim kazanmış olması. Hepimiz hatırlıyoruz. İlk kez 13 bin gibi bir oy farkıyla seçimi kazanmıştı. İktidar İstanbul'dan vazgeçmek istemedi, ısrar etti bu konuda ve hukukun bütün ölçülerini, hatta mantığın da ölçülerini çiğneyerek pusuladaki 3 oydan birini geçersiz saydı ve başkanlık için bir daha oylama yapılacak dendi. O ikinci oylamada da Ekrem İmamoğlu bu kez 13 bin değil 800 bin farkla bir kez daha İstanbul Belediye Başkanı seçildi. Buradan kaynaklanan bir popülaritesi var ve başkan olduğu günden beri de hükümetin sistematik olarak belediyenin çalışmalarını sabote eden tutumları başkanın popülaritesini daha da yükseltti. Bu şartlar altında Trabzon ve Rize ziyaretlerinde gördüğü ilgiyi de son derece doğal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Mihail, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bunun hem iyi tarafını hem kötü tarafını düşünüyorum. İyi tarafı gerçekten genç bir adamın bugüne kadar görüşlerinin doğru yolda olduğunu düşündüğüm bir kişinin gerçekten büyük bir coşkuyla karşılanmış olması. Bugüne kadar o Karadeniz sahillerinde Halk Partisi'nin pek bir başarısı olmamıştı. Buna rağmen İmamoğlu hem Rize'de hem Trabzon'da hem şurada burada çok coşkunlukla karşılandı. Bu bir iyi taraf. Öbür taraftan beni endişelendiren kesimi de şu. Macaristan'da o altılı blokun hezimete uğraması. Bu hezimete uğramasının sebebi bu kişilerin bir asgari müşterekte buluşma imkanları olduğunu gösterememelerinden oldu bence. Ve bu durumda bu hareket bu blok içinde, yani Millet İttifakı içerisinde bir birliğin oluşmuş olduğu intibanı bırakmıyor. Orada endişeler yaratıyor. Bir taraftan Kılıçdaroğlu, bir taraftan İmamoğlu, bir taraftan Mansur Bey halkı şaşırtır. Eğer bu blok ciddi olarak bu oyunun içine girmek ve başarı kazanma ihtimalini yükseltmek istiyorsa bir an evvel adayını belirtir ve herkes bu adayın etrafında gayet güzel sıkı sıkıya kenetlenir. Ve bundan sonra da bunun başarıya ulaşmasından sonra hangi hareketlerin yapılacağını, halkın anlayacağı, göreceği,
inanacağı biçimde anlatılması. Geçenlerde Meral Akşener'in bir lafları oldu, şu anda hatırlamıyorum. Ama bunlar aynen biz burada bir deviririz, biz geliriz, biz bakarız diye bir düşünceyle söylenmiş sözlerdi. Gel gelelim bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir yazısı var. Orada şöyle diyor. Devlet halkın %80'inin zihnine hakim diyor. Yani robotlaştırılmış. Kendisi düşünüp karar verecek durumda değil diyor. Ne midir bu %80? Muhafazakarlığın yarattığı monoblok. Bu muhafazakarlık bir taraftan İslamcılık, öbür taraftan milliyetçilik. Ama bu ikisi de aynı derecede bence zararlı. Hem ekonomi için, hem genellikle insan hakları için. Diğer taraftan %20 kalıyor. Onlara da Allah rahmet eylesin anlamına gelen bir İngilizce ifadeyle J.E.S.I. Olarak ifade ediyor. Yani onları kenara atıyoruz. Onlar bizi pek ilgilendirmiyor ama biz %80'in içinde karşılıklı doğrusu esasında var olmayan bir ikilik yaratıp yok beka meselesiymiş, yok vatan millet Sakarya'ymış, yok Allah'ın dediği olur, memnun olan şükretsin, olmayan sabretsin sloganıyla bir çatışma. Bunun ülkeyi nereye çıkarabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Çok haklısın Mihail. Halen çünkü muhalefet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı somutlaşmadı. Bir isim somutlaştığında nasıl bir konsensüs olacağını da bilmiyoruz. İnsanlar ne kadar mutabık olabilecekler bunu da bilmiyoruz. Şu ana kadar altılı masa belli bir uyum profili çiziyor ama bir sürü şeyin tereddütler içerisinde olduğunu da çok rahat gözlemliyoruz, görüyoruz. Fakat bir yandan da ülke içerisinde sürekli başka bir şeyler pişiyor. Bugün konuşmak istediğimiz konular arasında iki konu var. Birisi Ankara'da HDP merkezine yönelik provokasyon. Bu provokasyon görünüşte çocukları dağda olan yani PKK saflarında olan ailelerin siyah çelenk bırakma girişimiydi. Ama hazırlanışında ve uygulanışında bunun bir devlet tertibi olduğu da çok net görülüyordu. Polisin tavrı, tutumu, üslubu üzerinden. Nitekim HDP'liler buna engel olmaya çalıştığında parti merkezinin kapısında bir arbede yaşandı ve bu arbede esnasında da sivil giyimli birisi, sonradan bunun polis olduğu iddia edildi. Kimi kanallar hiç onun polis olma ihtimalinin üzerinde durmadılar ama söylediği söz, Ayşe Acar Başaran'a söylediği, HDP milletvekiline söylediği söz çok ibretlikti. Çok somut bir tehdit. Seni çivilerim dedi. Şimdi bütün mesele... Yani bunu bir polis söylüyorsa tablo çok vahimdir. Eğer bir polis bir milletvekiline seni çivilerim deme cüretini gösterebiliyorsa kimse Türkiye hukuk devletidir demesin. Çünkü eğer Türkiye hukuk devleti diğer olursa böyle bir polis şefinin o görevinde bir saniye kalmaması gerekir.
Bir saniye. Eğer o bir sivil ve biraz da rütbeli bir polisse bir dakika bile o görevde bulunmaması gerekir. Çünkü bu asla kabul edilemeyecek bir tehdit meselesi. Seni çivilerim. Kime söylüyor? Milletvekiline bağırarak, azarlayarak. Kim adına azarlıyor? Kendisine sorarsan, kendi fikriyatının arka planında ben devletim düsturuyla hareket ediyor. Evet, o devlet ve o tehdit ettiği kesimdeki kişiler de o Kütahyalı'nın dediği %20'ye giriyor. Yani eğer biz bu %20'yi kenara atabilirsek aramızda hallederiz. Milliyetçilik mi, İslamcılık mı yoksa ikisi birden mi aramızı buluruz. Zaten bunlar birbirleriyle çok rahat dil bulabilen iki akım. Yani dinci bir İslamcılık, dindar demiyoruz, dinci diyoruz. Bu iki sözcük ayrımını özenle yapıyoruz. Çünkü dinci dediğimizde politik bir şeye işaret ediyoruz. Doğru. Dindar dediğimizde kişisel bir tercihe. Doğru. Bir adam dindar olabilir, inançlı olabilir. Efendim, bugünkü her hareketini öbür dünyada vereceği hesap üzerinden tasarlayabilir. Bu adamla bir mevzumuz yok. Bu adam zaten kendi bildiği yolda gitsin. Zaten o inançlı olanlar bu dediğimiz grubun içinde yok. Yoklar tabii. Tabii yoklar. Dinciler başka bir şey, dindarlar başka bir şey. Dini kullanmak başka, dine inanmak başka. Evet. Yani dincinin de dine inandığını sorgulamak gerekiyor. Ne kadar dine inanıyor? Onu ciddi ciddi sorgulamak gerekiyor. Kullanıyorsa inanmıyor demektir. Evet. Araç görüyor. Neyse. Evet. Bu arada enflasyon da durmuyor. İlana göre yıllık %69.97. Yani bu bana ne hatırlattı biliyor musun? Süpermarkete gittiğimde fiyatları... Oradaki etiketleri... 9.99. 99 lira 90 kuruş. Yani... 10 lira da böyle yani, dili varmıyor. Kimi aldatıyor bu? Bunu? Bu, kim aldanıyor bunlara? Neyse. Nisan ayında artış, bu yıllık 69.97, Nisan ayındaki artış 7.67 bir ayda. Hı hı. ÜFE yıllık artış 121.82. Bu ne demek? Bir müddet sonra, madem ki üreticide 121.82 var, bir müddet sonra bu 69.97'de oraya çıkacak. En büyük artış da gıda ve alkolsüz içkilerde. Alkollü içkilerde zaten zam yapacak yer kalmadı. Limit kalmadı. Zaten satın alamıyorsun. Bu arada ben bir de suyu soruyorum. Yahu benim çocukluğumda ve gençliğimde bu bayram günlerinde, ama yalnız bayram günlerinde değil, başka günlerde de yolda sırtında bir su şeyi taşıyan, evet, bir tankı, su tankı, evet, Zebilullah diye gelene geçene su dağıtırdı. Zebilullah diye. Evet. Bugün bu Zebilullah'ın ne lafı kaldı, ne kendisi kaldı. Galiba su da en çok zam gören maddeler arasında. Bu Zebilullah'ın ama pratik şeklini biliyor musun abi? O da şöyle barda dırrrr diye böyle kıçırdatarak. Evet. Ben çocuktum ve çocukluğumda Mahmut Paşa'da çıraklık yapardım. Yaz aylarında okullar kapanınca. Orada çok sık görürdüm bu durumu. Birisi hayırsever diyelim bu adama. Bir defadan o tankta kaç litre su varsa onun parasını verirdi. Derdi ki dağıt, sevabına dağıt. O adam da o bitene kadar Sebilullah Sebil diye Mahmut Paşa yokuşunda yukarıdan aşağıya, yaz gününde de çok makbule geçerdi. Soğuk da olurdu o su çünkü. Soğutulmuş su çok da makbule geçerdi. İnsanlar öyle su içerlerdi. Evet. Demek ki o zaman insanlar varmış. Tabii. Evet. Herhangi bir iyilik adına yani. Bir defadan o 10 litre midir nedirse onun parasını verirdi adama. Bunu bitirene oysa kadar sattı. Oysa bugünkü insanlara ne demeliyim?
aldığım notlar arasında 3 günde 3 kadın öldürüldü durup dururken. Hı. Biri Ankara'da. Dilek Ceyhan, 32 yaşında bir kadın. Nişanlısı tarafından nişanlısı tarafından bıçaklandı, tarumat edildi, öldürüldü. Aksaray'da Zeynep K. adlı bir kadın, 26 yaşında. Eski eşi Bilal G. 29 yaş tarafından 2 Mayıs günü, bu da bir silahla kafadan vuruldu, öldürüldü. Üçüncüsü 5 Mayıs 2022 İstanbul'da 19 yaşında. 19 yaşında düşün. Kız sokak ortasında vurularak öldürüldü. Asliye Atalay diye bir kız. Asliye, evet. Başından vurdu adam. Yani Sebilullah bir yana canavarlığa dönüştü. Onu vuran adam 25 yaşında genç bir adam. 16 suç kaydı tespit edildi adamın. Daha önce 16 ayrı suçtan hakkında işlem yapılmış, soruşturma açılmış, ama belki yargılanmış. Ve bu psikopat diyebileceğimiz adam o kızcağızı takıntı haline getirmiş. Kızcağız ona yüz vermeyince de sokak ortasında ben canlı canlı o cinayet anını seyrettim. Yani kızı dövdü, tartakladı ve kız feryat figan bağırırken silahını çekti, başından kızı vurdu, sonra da kaçtı. Nerede? Akabinde yakalanmış. Sen nerede seyrettin? Şimdi televizyonda, haberlerde seyrettim. Şimdi bu adam yakalandı ya, yargılanacak. Yargılanırken muhtemelen bunun bir avukatı olacak. Ve diyecek ki bu adam evet bu cinayeti işledi ama olmalı. Haksız tahrik. Tabii olmalı. Olmalı. Tabii olmalı. Hakkıdır. Ama hakimin de yani İstanbul Anlaşması'nın ne güzel olur da iptal edildiği düşüncesi olmamalı. Evet. Çünkü biz benzer şeyleri daha önce de yaşadık. Mahkeme ceza indirimine gitti. İndirimin gerekçesi olarak da dedi ki eğer kadın razı olsaydı bu cinayet önlenebilirdi, cinayet işlenmeyebilirdi. Yani cinayet işlendiyse kız, kadının razı olmamasını bir suç olarak değerlendiriyor. Sen razı olmayarak bu cinayete... Razı olmayan kadın değil. Razı olmayan bir diğer insan. Kadınmış, erkekmiş, razı olmamaya hakkı var. Yok işte. Yani... Yok. Burada, bu anlayışta erkek olarak ben bir şey talep ediyorsam buna razı olmamak kabul edilemez diye bir anlayış hakim. Bu insanlar çünkü genellikle gelişmemiş insanlar. Reddedilmeyi sindiremiyorlar. Bu insanların eğitim sistematiğinde çarpıklık var. Belki de çocukluklarından itibaren gelen bir çarpıklık bu. Belki de bir erkek çocuk 7 veya 8 yaşındayken 12-13 yaşındaki ablasına diyebiliyor ki 19-20 yaşındaki bak, 12-13 yaşındaki ablasına diyebiliyor ki git bana su getir. Ablası da o erkek kardeşine, kendinden 4 yaş küçük tabii kardeşine su getirmek zorunda. Aile terbiyesi böyle. İşte kişiliği böyle şekillenmiş bir çocuk. Sonra 20 yaşına geldiğinde karşısındaki biri ne münasebet git suyunu kendin al dediği zaman bunu tahammül edemiyor. Gelirken bana da getir. Gelirken bana da getir. Buna tahammül edemiyor ama. Yani bir sürü şey bizim geleneklerimizle de ilintili. Kültürümüzle, aile yapımızla, aile terbiyemizle, evlat yetiştirme motivasyonumuzla. Eğitimimizle. Hepsi birbirini yani, tamamlıyor. İşte bu çok önemli bir konu ama kaç gün üstünde durup anlatsan anlayan yok. Şimdi bu haftaki... İnsanları kadın erkek olarak değil, insan olarak görmek lazım. Birinde ne hak varsa öbüründe de o hak var.
Mihail, bu hafta konuşmak istediğimiz meselelerden biri gene Türkiye'de geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir mesele, mülteci sorunu. Genel tablomuz şu: Türkiye'de özellikle Suriye iç savaşından itibaren gelmiş, sayısı konusunda yetkililerin de mutabakat bulamadığı milyonlarca mülteci var. Bu mülteciler Türkiye'ye geldikten bir süre sonra burada yaşamlarını devam ettirebilmek için neler gerekiyorsa onları yaptılar. Bir iş bulması gerekiyorsa iş bulmaya çalıştı. Bir ev kiralaması gerekiyorsa ev kiralamaya çalıştı. Çoluğunun çocuğunun geçimini temin etmeye çalıştı ve üzerinden yıllar geçti. Dediğim gibi sayıyı bilmiyoruz. Sonrasında bunlara Afganistan'dan gelen, gene sayısını bilmediğimiz mülteciler eklendi. Sayısını bilmediğimiz diyorum çünkü bu insanlar herhangi bir sınır kontrolünde, herhangi bir yere kaydedilerek geçmiyorlar. Görüntülerde görüyoruz, Van'ın kırsal alanında, İran'la sınır olan kırsal alanda tek sıra halinde yürüye yürüye Türkiye'ye gelen kalabalık gruplar görüyoruz. Bunların gelişini organize edenler de var. Onları sınır geçtikten sonra kamyonlarla, otobüslerle ülkenin daha iç kesimlerine nakleden organizasyonlar var. Bunlar büyük paralar alıyorlar. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de bir kaygı oluşuyor. Bu kaygının çok somut hali bir kısa film oldu. Buna belgesel dediler. Belgesel falan değildi bu. Kurmaca bir filmdi. Oyuncuları falan olan bir senaryo olarak tasarlanmış bir kurmaca filmdi. Kısa metrajlı bir film. Filmin teması adında da zaten kendini gösteriyor. Sessiz istila. Yani işlenen ana fikir, ülkemiz istila ediliyor. Bir süre sonra biz ülkemizde yabancı durumuna düşeceğiz. Onun çaresini buldular ama. O Van'dan elini kolunu sallaya sallaya gelenleri Batı sınırından elini kolunu sallaya sallaya gitmeye yardım ediyorlar. Onlar da tabii o tarafa, Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ettiği için o tarafa geçmeye çalışıyor. Çok güzel. Ve ondan sonra bir kavgalar çıkıyor. Çok güzel. Yani. Aslında keşke böyle yapabilsek. İran bunu yapıyor. Çünkü bu insanlar Afganistan'dan yola çıkınca İran'a giriyorlar. Avrupa Birliği bunu böyle şekilde olmasına izin vermiyor. Bana ne? O onun sorunu. Frontex geldi, şu geldi, bu geldi. O onun sorunu. Bizim başımıza kaldı. Ha, o kendi ülkesine gelmesinler diye Türkiye'ye rüşvet veriyor. Şimdi işin boyutlarını her bakımdan değerlendirmesek, içinden çıkamayız. İran nasıl yapıyor? Afganistan'dan gelen kendi sınırından giriyorsa ve bakıyor ki bunun devamındaki yolu Türkiye'ye gidiyor, hiç sesini çıkartmıyor. Engel olmuyor bu adamlara. Ve bu adamlar çoğu da yürüyerek, 30-40 gün yürüye yürüye, çoğu çünkü genç erkek insanlar bunlar, o yolculuğa dayanabiliyorlar, yürüyerek Türkiye'ye giriyorlar. Ve dediğin gibi hepsinin aklında olan şey Türkiye'den de daha batıya gitmek. Ama Batı Türkiye'ye rüşvet verdiği için 6 milyar, 3 milyarını şimdi vereyim, 3 milyarını sonra vereyim dedi. Bunu da şartlı verdi ama. Mülteciler için kullanılacak paradır diyerek verdi. Başka yerde kullanma bu paraları dedi. Türkiye bu paralara razı olduğu için burayı bir hapishaneye çevirdi. Şimdi bu insanlar buradan öteye gidemiyorlar. Fakat gidebiliyorlar maalesef. Gidebiliyorlar. Ve dolayısıyla yine Avrupa Birliği'nin desteğiyle Yunanistan sınırına o koskocaman duvarlar örülüyor, bilmem neler yapılıyor, uçaktan bakılıyor, geri püskürtülüyor. Biz bu konuları daha önce de programımızda hep konuştuk. İnsanlık kendi sonuna doğru koşuyor sanki. Sınırlara duvar yapılma fikri beni çileden çıkartıyor. Çünkü biz sınırsız dünya tasavvur eden insanlarız. Yani bizim düşüncemize göre sınırlar ortadan kalksın, sınır mınır kalmasın istiyoruz. Herkes istediği yere serbestçe gitsin, gelsin. Orayı çok beğendiyse orada kalacaksa kalsın, kalmasın. Ama ülkeler ve halklar bu meseleye böyle bakmıyor. O gelirse benim yerim daralır diye bir anlayış var. İşte bu filmin de, Sessiz İstila filminin ana teması da bu. Orada bir genç doktor figürü var.
Diyor ki çalıştığım hastanede ben artık temizlik görevlisi olarak çalışıyorum diyor. Tıp fakültesini bitirdiği halde. Çünkü doktorlar da hastalar da Türkçe bilmeyen insanlar diyor. Yabancılaşmış, kendi ülkesine yabancılaşmış. Bunu anlamak mümkün tabii. Kendi ülkesine yabancılaşmak kötü bir şey. Gelen adamın kendi şartlarını kabul ettirmesi kötü bir şey ama biz buradan hiç onu kötü bir şey olarak görmüyoruz. Mesela panik yapıyorlar ki seçim olsa Antakya Belediyesi'ni Suriyeliler alabilir çünkü onlar daha çok. Babam iyi de sen Almanya'da bir belediye kazandığında hiçbir sorun görmüyorsun bunda. Oradaki Almanlara ne düşünüyorsunuz diye işte sormuyorsun. Bütün mesele Avrupa neden veriyor bu parayı Türkiye'ye? Türkiye kendi içerisinde bulunan bu göçmenlere, mültecilere Almanya'daki Türkler için istemekte olduğu hakları burada tanısın diye. Yapıyor mu? Türkiye bu konuda hep çifte standartlıdır. Biliyorsun ki Birleşmiş Milletler'in mültecilik konusunda önerdiği şartları Türkiye kabul etmedi. Türkiye bunları kısmen kabul etti. Dedi ki Batı ülkelerinden memleketime gelen birisi iltica etmek isterse o zaman mülteci hukukunu uygularım ama doğudan biri gelirse ona uygulamam dedi. Dolayısıyla ama bu adamlar, doğudan gelenler için alıyorsun bu desteği. Bu adamlara şimdi misafir muamelesi yapıyorlar. Devlet Bahçeli de diyor ki misafirliğin bir sınırı olur diyor. Misafirlik bir yere kadardır. Bu adamlar misafir olarak gelmediler sana Devlet Bahçeli. Bu adamlar sana mülteci olarak geldiler. İltica ettiler. Müslüman bir ülkeye yerleşip kendi ülkesinde olmayan haklarını burada kullanabilsin diye geldi. Abi öncelikle kendi ülkesinde taş taş üstünde kalmadı. Ve bu taş taş üstünde kalmamakta bütün bir Batı alemi yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler ve Türkiye çok önemli bir rol oynadılar. Bunlar hep beraber Esad rejimini devirmek için o ülkede taş taş üstünde kalmamasına ellerinden gelen her çabayı sarf ettiler. Orada insanları silahlandırdılar. Gösteri yapayım diyene ya bağırıp çağırmakla olmaz dur biz sana silah verelim dediler bu adamlar. Şimdi Esad rejimi dedin de burada bir notum daha var bu konuda. Biliyorsun Müslüman kardeşlerin bir yayın organı var. Mekamelen TV. Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldı deniyor ama kendileri böyle söylemiyor. Kendileri diyor ki açıklamalarında Türkiye'deki yayın faaliyetlerinin tırnak içinde kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü sonlandıracağını ifade etti. Nedir bu gelişmeler? Kendilerine yaklaşık 8 yıl misafir ederek destekleyenlerin bu desteği çektiklerinden dolayı duyulan infialin ifadesidir bu. Ve gerçekten bir tokattır politikamıza. Acaba bunun Kaşıkçı dosyasının Suudilere iade edilmesi. Daha evvel alenen suçlanan Suudi Arabistan'a teslim edilmesiyle mi ilgili ya da diktatör olmakla suçladığımız Sisi'nin bize koyduğu bir şart mıdır ilişkilerin düzeltilmesi için düşündürüyor insanı. Suriye Devlet Başkanı da acaba bir müddet sonra Esed'ken yine kardeşimiz Esad mı olacak? Henüz o aşamadan uzağız çünkü şu anda... Muhalefet bunlara ne diyor? Şu anda biz halen bu mülteci meselesini Esad'ın ülkesinde bazı bölgeleri kendimize tabi kılarak oralarda briket evler inşa ederek bu bizzatihi iktidarın kullandığı terminoloji briket evler. Briket evler ve o evlerden müteşekkil şehirler inşa ederek ilk etapta 1 milyon kişiyi geri göndermek. Aslında Türkiye çok somut olarak dünyanın gözünün önünde bir kez daha nüfus mühendisliği yapıyor.
Bu sefer Suriye'de yapıyor bu nüfus mühendisliğini. Oradaki demografik yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışıyor. İdlib'de, Afrin'de yaşayan bir sürü etnik unsuru darmadağın etti, orada barındırmadı. Oralarda yaşayan Ermeniler de vardı, onlar üzerinden de biliyorum. Kürtler için aynı şey söz konusu. Onları oradan uzaklaştırdı ve şimdi onların yerine buradaki kendisine yakın diye telakki ettiği unsurları yerleştirecek. Yani Suriye'nin geleneksel belki de yüzyıllar içerisinde şekillenmiş demografik yapısını hallaç pamuğu gibi atma hevesi var şu anda. Yürütülen siyaset bu. Bunun için acaba ne kaynaklar kullanılıyor? Bu kaynaklar eğer ekonomide kullanılsa kim bilir ne kadar hafifletici olur bugünkü milletin üstüne yıkılan o ağırlıktan. Şüphesiz ki öyledir. Bunların hiçbiri bedava olan işler değil. Ve biz Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye maliyetini konuşurken işin bu boyutlarını hiç konuşmuyoruz. Gerçekten de o briket evlerin inşasının da bir maliyeti var. Orada yıkılmasına biz vesile olduk bir anlamda. Savaşı biz körükledik orada. Batı'yla birlikte, ittifak halinde. Ve şunu hatırlıyorum, Türkiye sınır ötesi operasyon yaparken o Batılı, Türkiye'nin aslında gerçekte müttefiki olan siyasetçiler mütemadiyen şu ifadeyi kullanıyorlardı. Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini koruma hakkı vardır. Tabii vardır da bunu niye söylüyorsun? O sınırlara yönelik askeri bir tehdit yokken niye sen gidiyorsun da ilk önce 20 kilometre sonra 40 kilometre derinliğe kadar kocaman bir alanı işgal ediyorsun ve bunu yaparken de Batı'nın desteğiyle yapıyorsun bunu. Dolayısıyla Batı çok ağır bir vebal altında. Gene burada öyle biz de, seninle ters düşebiliriz diye de, bakıyorum sana. Öyle de ama bir sana. Şeyi unuttun. Afganistan'a ilk müdahale edip oraya karıştıran Rusya'ydı. Tabii ki öyleydi. Hatta ta Sovyetler zamanında. İyi ama zaman zaman zaten Batı'nın da Rusya'yla ne kadar ayrıştığı da çok tartışılabilecek bir şey. Çünkü sonuçta Rusya'da bir Avrupa kültürü uzantısı. Evet, Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte burada çok önemli bir yarılma oldu. Sovyetler Birliği sosyalist bir ülke olarak kendisini tanımlayınca coğrafyasının da önemli bir kısmı Asya'ya kadar uzanıyor. Batı'dan kopmuş gözüktü ama aslında Moskova hiç de Batı'dan kopmuş bir coğrafya değil. Yani Avrupa sınırları, biz bunu ilkokulda da öğrendik, Ural sıradağlarıyla belirlenir. Ural'ın Emin Oktay tarihinde mi? Evet tabii ki. Ya da coğrafyasında. Emin Oktay tarihi çok kıymetli bir tarihti. Bugün bakıyorum, bugünkü tarih kitaplarıyla kıyaslandığımda biz o Emin Oktay tarihinden Girit medeniyeti dersi öğrendik. Etrüskler öğrendik. Etrüskleri. Hayır, Atatürkleri. Dünya tarihi anlamında çok kıymetli. Okullarla, göçler, göç yolları evet, falan. Evet, kavimler kapısı bilmem ne. O haritalar tabii ki aklımda. İlkokul kara tahtanın yanında duvarda dururdu o göç haritaları. Türklerin dünyaya yayılışı Orta Asya'dan. Ama Emin Oktay tarihini bugün mumla arayacak durumdayız şu anda. Olabilir. Evet. Şu beterin an, şu, beteri var. Ha, şu anda o beterin beterindeyiz. Çünkü antik Yunan medeniyeti, Rönesans, Reform bu başlıklar artık ders kitaplarında yerini Nihal almıyor. Nihal Atsız'ın çocuğuna vasiyeti falan hepsi. Evet. Şimdi bakıyorum bu haftanın gene çok can alıcı bir başlığı var. Mihail. İki tane haber daha var, onları sonra görüşürüz. Tamam, ben de hem aklımda konuşmak istediğim konular var hem de bunlar var. Konuşmak istediklerinden birisi şudur. Ermenistan'da yoğun bir protesto hareketleri var. Aslında yoğun diyorum bunu çünkü kimi kaynaklar olduğundan daha büyük göstermeye çalışıyorlar. Ama bu süreklilik kazandı. Her gün gösteri yapılıyor.
Paşinyan'ın taktiğiydi. Bu Paşinyan iktidara böyle gelmişti. Ama Paşinyan iktidara gelirken arkasında müthiş bir halk desteği vardı. Bunların arkasında halk desteği yok. En kalabalık gösteri yaptım dediğinde fotoğraflar üzerinden tek tek sayarak sayı tespit ettiler. 3807 kişi var meydanda. Yani toplayabildikleri sayı bu kadar olabilmiş. Kitleselleşemiyor. Paşinyan miting düzenlediği zaman yüz binlerce insan sokağa çıkıyordu. Burada 3807 kişiyi tek tek fotoğraflar üzerinden sayarak belirlemişler. Paşinyan'ın hiç bunların toplanması için herhangi bir çaba sarf etmesine gerek kalmadan, aynen bizim burada gezideki hareket gibi, kimsenin çağırmasına gerek kalmadan oraya herkes koşa koşa gitti ve destek gösterdi. Evet. Aynen Paşinyan'ın... Şimdi muhalefet de aynı yöntemi uygulamaya çalışıyor ama netice alamıyor. İyi ki de alamıyor çünkü bu muhalefetin eylemlerinin arka planında bilgisizlikle ve dezenformasyonla oluşturulan algılar var. En yaygın dezenformasyon da Paşinyan Türkiye ile müzakereler yapıyor. Yarın öbür gün Türkiye ile anlaşmalar olacak, sınırlar açılacak ve Ermenistan piyasası bütünüyle Türk mallarının egemenliğine geçecek. Bunu söyleyene dönüp diyorum ki iyi de şu anda Ermenistan piyasası bütünüyle Ermeni mallarının hegemonyasında mıdır? Yok diyor. Peki Türk mallarının belli bir oranı var mı? Olmaz olur mu diyor. En az %20'si Türk menşeli mallardır diyor. Ve kaçak olarak giriyor. Başka ne var? Kaçak olarak girmiyor. Dolaylı olarak giriyor. Evet. Gürcistan üzerinden giriyor. Maliyeti daha yükselerek giriyor. Başka ne vardır diyorsam Rus ürünleri vardır. İran ürünleri vardır. Ama İran daha azdır diyor. Bir bakıyorsun ki ortada Ermeni üretimi diye tanımlanacak çok fazla bir şey yok. O halde sizin paniğiniz neyin nesi? Tabii ki sınırlar açılırsa ticaret kolaylaşacak. Ticaret kolaylaşırsa da Türkiye menşeli ürünler Ermenistan pazarında daha da fazla görünebilecek. Ama bu Ermenistan'ın zararından mı faydasına mı? Evet, eski anlayışta gönül isterdi ki Ermenistan'ın kendi üretimi olsun bütün alanlarda ve kendi üretimiyle kendi piyasasını meşgul etsin. Ama gerçeklik hiç böyle değil. Gerçeklik böyle değilse bu oluşuma razı olacaksın. Benim için ha Rus malları olmuş, ha İran malları olmuş, ha Türkiye malları olmuş, ha Hindistan malları olmuş. Bunun alternatifi Ermenistan üretimi olmasıydı. Siz onun için bir çözüm bulamıyorsunuz. Sadece Made in Turkey lafını duyunca alerji oluyorsunuz. Hepsi bu. Muhalefetin bütün söylemi bu alerji üzerine bundan destek sağlamaya çalışıyor. Türkiye 80 milyonluk Türkiye. Yönetemiyorsan nasıl olsa bir yerden getireceksin. Tabii ki. Nereden getirdiğin de hangisi daha ucuzsa hangisi hesaplıysa, hangisi kullanışlıysa onu getirirsin. Ama bu esnada başka bir mesele daha var. 3 Mayıs itibarıyla Türkiye ve Ermenistan temsilcileri Viyana'da 3. buluşmalarını gerçekleştirdiler. Biliyorsun ilk buluşma Rusya'da olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü. İkincisi Viyana'daydı. Şimdi 3 Mayıs'ta 3. buluşma gerçekleşti gene Viyana'da. Ne yazık ki bu gerçekleşen toplantılardan sonra somut bir açıklama yapılmıyor. Yapılan açıklamalar çok olumlu bir diyalog içerisindeyiz. Çok anlamlı geçti. Birbirimizi anlıyoruz. O da ehvenişer. Ehvenişer tabii bunlar. Somut hiçbir şey söylenmiyor. Yani. Tam tersine Türkiye, Ermenistan tarafı son zamanlarda bir öneride bulunmuştu. Demişti ki diplomatik pasaport taşıyan insanların kara sınır kapısından geçmesine kolaylık sağlayın. Reddetti Türkiye bunu. Şimdi yeni yeni öğrendiğim bir bilgi ise Flevan Ermenistan'ın havayolu şirketinin Türkiye üzerinden Lyon ve Marsilya uçuşlarına Türkiye havacılığı engel getirmiş, yasaklama getirmiş. Yani siz neyi hallediyorsunuz o zaman? O aynı Flevan Yerevan'dan kalkıyor, İstanbul havaalanına iniyor. Pegasus da Yerevan'dan kalkıyor, Sabiha Gökçen'e iniyor. Daha doğrusu Sabiha Gökçen'den Yerevan'a gidiyor ve geri dönüyor. Flevan'da Yerevan'dan İstanbul'a geliyor, geri dönüyor. Bunlara bir engel koymuyorsunuz.
O Fleiman şirketi Yerevan-Lyon veya Yerevan-Paris seferi yapacağı zaman engel çıkarıyorsunuz. Bütün bunlar açıklamaya muhtaç şeyler ama hiç bunlar konuşulmuyor. İşte dediğin gibi biraz evvel Ermenistan'da böyle bir muhalefet tarafından yapılan hareketler varsa, bu açıklamalar yapılmaya başlarsa, bunlar daha yapılmadan orada muhalefet tarafından kullanılmaya başlar. Dolayısıyla onun için dedim, açıklamaların yapılmaması ve her şeyin işte görüşülüyor, yapılıyor, bakıyoruz falan denmesi bence iyi alamet olabilir. Evet, yani de, daha da karışacaksa. Evet Mihail, senin söylemek istediğin ne var? Şöyle bir durum var. Basın hürriyeti sıralamasında. Ha, bu çok önemli. Türkiye 149. durumda. Ama Yunanistan 38. sıradayken 70. sıradan, pardon, 38. sıra düşerek 70. sıradayken 108. sıraya düştü. Bunun neden oldu falan diye düşündüm. Orada hükümet bir basın kanunu çıkardı. Hani buradaki kadar böyle korkunç morkunç değil. Buna rağmen 38 derece düşürdü. Düştü 38 puan. Bu basın hürriyeti sıralaması bence önemlidir. İnşallah bunu yavaş yavaş ileriye doğru gidirebiliriz. Zor. Bir de o hani dedik ya, Batı'nın yaptıkları rezillikler falan, o Rus aydınlarının eserlerini. Aa, Bolşoy diyordun sen. Bu sefer Bolşoy tiyatrosunun iki yönetmeni, prodüktörü. Prodüktörü yasaklandı ve eserler sahneden indi. Bunlardan bir tanesi, bunlar Rusya'da oluyor. Savaş karşıtı açıklamaları olan iki yönetmenin gösterileri nedeniyle iptal etti Rusya bunu. Bu yönetmenlerden biri Kiril Serebrennikov, diğeri Timofey Kulyabin. Yani artık bu zavallı insanlığın mirası olan şeyler yalnız yabancı ülkelerde değil, kendi ülkelerinde de yasaklanabiliyor. Nitekim bizde de hatırlıyorsun, Nazım Hikmet'in şiirini okumak bile suç oluyordu. Suç oluyordu. Bir de güzel Yunanistan'da o junta zamanında çok güzel bir fıkra dolanıyordu. Bir adam yolda yürüyor, bakıyor karşıda bir polis ıslıkla Miki Theodorakis'in bir şarkısını çalıyor. Yakına gidiyor, yani kulağına inanamıyor, şöyle koyunca polis bir dönüyor, yakalıyor bunu. Yakaladım seni diyor, Theodorakis'in şarkısını dinliyordu. Evet. Aynen bu rezillikler. Bu rezilliklerin benzeri bugün bizim notlarımızda da var. Süremiz zaten bitti. Son not olarak bunu söylüyorum. Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmen Kürtçe hoş geldiniz tabelasını kastederek ırkçı yaklaşımda bulundu. Gelen tepkiler üzerine öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yani adamın Kürtçe hoş geldiniz sözüne de tahammülü yok, Kürtçe olduğu için. Yani bu çok vahim bir durum ve bunu yapanın öğretmen olması da meseleyi daha da vahim hale getiriyor. Bu arada süremiz bir bitti. Bir şey ekleyeyim. Eklami süremiz küçük bitti ama. Küçük bir haber ama bence çok önemli. Maradona'nın İngiltere'de o elle attığı gol var ya. Evet. Onun Tanrı'nın eli. Onun giydiği fanila açık arttırmaya çıkartılmış. Ve 8 milyon 800 bin liraya alıcı bulmuş. Bu
Bu bana neyi gösteriyor biliyor musun? Dünyadaki servetin dağılımının ne kadar haksız, anlamsız, ne kadar anlamsız olduğu. Bir yerlerde insanlar, çocuklar açlıktan ölürken bunlar 8 milyon verip, evet, 9 milyon verip panel alıyor. Evet. Yani ne diyeyim? Ne diyelim? Evet, Allah yardımcımız olsun. Bunu demek için ben yarın sabah erkenden Diyarbakır'a gidiyorum. 7 yıllardan sonra, çünkü Diyarbakır Sırp Giragos Ermeni Kilisesi onarıldı ve yarın tekrar ibadete açılacak. Öyle ki o törende hazır bulunmak için. Yani izleyiciler bizi izlerken ben halen Diyarbakır'da olacağım. Yani yarın sabahtan gelecek gidiyorum. Hafta görüşeceklerimiz var. Evet, haftaya konularımız var. Efendim, bu haftada programımızın sonuna geldik. Hatta 1-2 dakika açtık süremizi. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar beraber olmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.